Seçildiğimiz tarihten bu yana yaklaşık 6 aylık bir süreç geçti. Bu süre içerisinde pek çok yenilik sığdırdık. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz bunca yeniliğin en önemlilerinden birisi de seçim döneminde altını çizdiğimiz Türkiye Kürek Federasyonu'na yeni bir kurumsal yapı getirmektir. Federasyon seçimlerinin olduğu 2021 Ekim ayında dile getirdiğimiz gibi bizlerin amacı temel görevlerimizi yerine getirirken sorumluluk ve inisiyatif alarak sadece bir yürütme organı olarak davranmanın ötesine geçerek yepyeni ve yenilikçi bir vizyon getirmek. Ömrünü kürek sporuna adamış tüm herkesi ve camiamızı her alanda daha görünür kılmak ve tek bir yumruk haline getirmek. Sözünü ettiğim vizyonumuzu kürek sporunun çehresini değiştirecek adımları en kısa zamanda ve en sağlam şekilde atarak getirdiğimiz sistemden bizden sonra da uygulanabilir, sürdürülebilir olmasını sağlayacak modeller ortaya koyarak gerçekleştirmeye var gücümüze devam ediyoruz. Kürek sporu Türkiye'de ötede kalmış bir spor değil, aksine tarihi geçmişimizin köklerine derin bir yeri olan bir spor branşı. Ancak bunun yurt dışında bilinirliğiyle ülkemizdeki aynı seviyede değil maalesef. Bu sebeple göreve geldikten sonra başkanlar nezdinde ilk kez Dünya Kürek Federasyonu ile temaslarımızı sıklaştırdık. FISA ile İsviçre'de bir görüşme gerçekleştirdik. Dünya Kürek Federasyonu Başkanı ve yönetimine tarihimizi, başarılarımızı, projelerimizi ve hayallerimizi anlattık. Kendileriyle pek çok ortak noktada buluştuğumuzu gördük. Onlar da bizim projelerimizden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu aslında bize daha büyük bir inanç verdi. Fark ettik ki gerçekten doğru yoldayız. Önümüzdeki günlerde World Rowing ile tüm sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere pek çok alanda kendilerinin projelerine akredite olacağımız süreçleri başlatmayı umuyoruz. Eskiden sayılı kürek kulübü varken artık farklı kürek branşlarının da ortaya çıkmasıyla kulüp sayısı da buna paralel olarak arttı. Tabii yönetim olarak bu durumu daha önceden öngörüyorduk. Bu sebeple tüm çalışmalarımızı bir kulübümüzün bile kendini yalnız hissetmeyeceği bir şekilde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. 2021'den bu yana Büyükler Köyceğiz Kupası, Büyükler Türkiye Kupası, Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenledik. Seyirci sayısındaki artışla bizi ziyaresiyle memnun ediyor. Değişim havası hissedenlerin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Herkesten sıkça duyduğumuz bir söz var. Sanırım yeni bir şeyler oluyor diyorlar. Aslında olan şu, gerçekten kürek sporu büyük bir değişimle ve heyecanla gelişiyor. Bu değişim sistematik olarak koyduğumuz hedef doğrultusunda devam edecek. Yarışlarımıza gelenlerin bu değişime tanık olduğu açık. Artık açık alanlarda kürek yarışlarının olduğu sahil şehrinde sponsorlar ve işbirliği yaptığımız markalar standlar açıyor. Daha keyifli hale gelen yarışlar dolayısıyla daha çok istiyor. Bu sürecin işbirliği yaptığımız markaların artışıyla daha da renkli hale geleceğini göreceğiz. İkinci yarışımız Uluslararası Zagreb yarışlarında genç milli takımımız 5 madalya ile yurdumuza döndü. Burada genç milli takımımızı genelde gencin ilk senesinde gelecek vaat eden sporcularımızdan seçtik. Olimpiyatta 7 sporcu hedefimizin bel kemiğini oluşturacak. Genç sporcularımızın bu başarısı bizlere hem koyduğumuz hedefi gerçekleştirmemizin mümkün olduğunu hem de gençlere inancımızın zaferi getireceğini gösterdi. Önce Dünya ve Avrupa Şampiyonası, daha sonra Paris 2024'ten başarılarla döneceğimizi umuyorum. Bu sebepledir ki biz kürek her yerde diyoruz. Milli takım havuzumuzu genişletmek, farklı bölgelerden sporcularımızı da milli takımlara kazandırmak için Doğu ve Güney Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkemizin her köşesinde düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiriyor. Oradaki kulüpler, su sporları merkezleri ve kamu kuruluşları ile sıkı dirsek temasında bulunuyor. Kürek sporunun ülkemize yayılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporumuzun ana etkeni, varoluş sebebi olan suyun rengi, aynı zamanda Orta Asya'dan itibaren Türk milletlerinin sancağında yer alan renk, Merkez Hakem Kurulu ve Kadın Komisyonları örneklerinde gördüğünüz gibi